İyi akşamlar. Haftanın son güne bakışından merhaba. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bu sabah Sözcü Gazetesi'nin İstanbul Maslak'taki binasına FETÖ soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturmadan Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve çalışanlar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu bildirilen Akbay'ın evinde 3 saat arama yapıldı. Darbe gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil yaptığı yerin duyurulmasıyla ilişkilendirilen soruşturmaya ilişkin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, "Bence bu operasyonu yapıp ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Niye bugünü seçtiler? İnsanların sabrını taşırmak için" ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı, savcılığın soruşturmayı, FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan suçlarından başlattığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan operasyon bilgisini doğrularken, Sözcü Gazetesi'nin yöneticileri hakkında, "Şu anda zaten firari, hakkında yakalama var, gözaltı var, soruşturma işlemleri devam ediyor" açıklamasını yaptı. Gazete avukatlarından Celal Ülgen, başsavcının açıklamasına tepki göstererek hakkında tutuklama kararı bulunmayan biri hakkında firari tanımlamasının yapılmasının yanlış olduğunu ve kamuoyu yaratmak için bu tür ifadelerin kullanıldığını iddia etti. Ülgen, Akbay'ın 5 gün önce Türkiye'de bulunduğunu da sözlerine ekledi. Operasyona ilişkin açıklama yapan basın konseyi, gözaltı kararları için seçilen tarihe dikkat çekerek yazılı açıklamasında, "10 aydır süren bir soruşturmada harekete geçmek için 19 Mayıs'ın seçilmesini de anlamış değiliz. Savcılar isimleri ve adresleri belli gazetecileri normal günlerde ifadeye çağırabilir, her türlü soruyu yöneltebilir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Sözcü Gazetesi'nin Maslak'ta bulunan binasına çok sayıda ziyaretçinin dayanışma amacıyla gittiği öğrenildi. 16 Nisan 2016 referandumu ile Cumhurbaşkanı'nın parti üyesi olmasını engelleyen anayasa maddesi değişmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye yeniden üye olmuştu. Pazar günü AK Parti yeni genel başkanını seçmek için kongreye gidecek ve Erdoğan yeniden AK Parti genel başkanı olacak. Zaten kurucusu partinin sahibi, bir ailesi yuvası gibi görülen bir makama yerine gelmesi en uygunu. Zaten milletin de beklediği o. Yani buna karşı çıkmanın boş bir laf olduğu, kim çıkıyorsa boş olduğu belli. İnşallah gelir ki geliyor zaten. Allah hayırlı etsin diyelim. Eskiden olanlar sanki tarafsız mıydı? Onlar partili değil miydi? Demirel Adalet Partisi'nden yıllarda başkanlık yapmadı mı? Özal Anavatan Partisi'nde başkanlık yapmadı mı? Hangisi yapmadı? Yapmayanlar asker kökenli. Onlar da çoğu darbeci zihniyetli gelenler. Yani hepsi yaptı. Yani Menderes'in Celal Bayar. Onlar partiyi kurdu. Celal Bayar meclis başkanı oldu. Cumhurbaşkanı oldu. Yani parti, herkes partiliydi ama gizli. Sadece adı işte partili değil. Bunun adını Bahçeli'nin şeyiyle kaldırdı. Bu da uygun oldu. Millet de böyle gördü. Bundan sonra da böyle olacak. CHP de gelse böyle olacak. MHP de gelse böyle olacak. Kim gelirse gelsin bundan sonra. Yani sanki Erdoğan yıllardır kalacak mı? O da bir gün rahmetli olacak herkes gibi. O zaman da başkası gelecek. Bunu Erdoğan üzerinden yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Valla Cumhurbaşkanımıza ilk önce şunu söylemek istiyorum. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Böyle bir cumhurbaşkanı bir daha dünyaya gelmez. Gelenleri gördük. Zamanında gördük. Bülent Ecevit olsun, Mesut Yılmaz olsun. Onları gördük. IMF'ye borcu olanı da gördük. Şu anda IMF bizden borç alıyor. Yani çok şükür imkanı yok. İmkanı yok abi. Tarafsız diye bir şey yok. O yine şu anda Türkiye yönetiyor mu? Yönetiyor değil mi abi? Sıkıntısız. Genel başkan da olsa, yani başkan da olsa şayet, abi bu adam artık da rayını oturturdu. Yani ona bir söylenecek lafımız yok. Bu akşam güne bakışta ilk konuğumuz deneyimli parlamento muhabiri Yurdagül Şimşek. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bu hafta sonu iki kritik kongre var. AK Parti ile başlayalım istiyoruz. Erdoğan yeniden genel başkan olacak. AK Parti'de yeni dönem neler getirecek? Ne gibi farklılıklar beklemek lazım? Evet, bildiğiniz gibi AK Parti'de Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisiyle ilişkisi kesilmişti ve yaklaşık 3 yıl, 33 ay sonra
16 Nisan referandumda yapılan düzenlemeyle birlikte tekrar partisine üye olmuştu 2 Mayıs'ta. Bu kongre olağanüstü bir kongre, her şeyden önce pazar günü yapılacak ve kurucu lideri olan, AK Parti'nin kurucu lideri olan Erdoğan hukuken aslında yeniden partisinin başına geçmiş olacak. Çünkü hukuken diyorum, aslında çok da ayrı değildi AK Parti ile. Yani bu 3 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde de partisiyle olan kendi deyimiyle tırnak içinde gönül bağını koparmamıştı. Bir resmiyet kazanacak yeniden. Aslında pazar günü kongre için biraz kongre hazırlıklarından da bahsedeyim mi yeni döneme ilişkin konuşmadan önce. AK Parti günlerdir bu parti kongresine hazırlanıyor. Bunun için özel komiteler kurdu, hatta ajanslarla anlaştı. Onlar için kısa bir süreydi. Kısa bir süre içerisinde yapılabilecekler yapıldı. Bu çerçevede Ankara Arena Engeli Salonu olan yer. Pazar günü 100 bin kişiyi ağırlamayı bu salonda hedefliyorlar. Kimleri çağırdılar? Bütün parti teşkilatları, kurucular, üyeler. Üyeler biraz geniş kavram oldu ama parti yönetim kurullarındaki herkes, eski milletvekilleri, bakanlar, bunların hepsi davetli. Bu davetler arasında herhalde kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden bir tanesi Sayın eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'dü. Bu kongre için Abdullah Gül'e de özel kuryeyle bir davetiye gönderildi. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da davetler arasında. Dolayısıyla partisiyle ilişiği kesilmeyen, yani AK Parti ile ilişiği kesilmeyen Abdülhatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır ya da İdris Naim Şahin gibi isimlerin dışında herkes davetli. İsim bazında bir çalışma yapmadıklarını söylüyorlar ve bu hani çeşitli kategorilere ayırmışlar. Kurucular, eski milletvekilleri o çerçevede kongreye davet ettiler. Başka kimler davetli? Geniş bir medya ortusu, hem yabancı medya hem yerli medya izleyecek kongreyi ve Ankara'daki büyükelçiler de davetli. Yani yabancı misyon şefleri de davetli. Aslında kongrenin ana teması yeni atılım dönemi, değişim, demokrasi ve reform. Bu biraz yeni dönem içinde bir ipucu olsun diye bir tema seçildi. Dolayısıyla yeni dönemde bu tema üzerinden değişikliklerin yapılacağını kamuoyuna mesaj olarak iletmek istediler. Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı tek aday gösterilecek. Muhtemelen bütün delegelerin oylarıyla da seçilecek. Ama burada bitmiyor. Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra parti yönetimi de bu kongrede seçilecek. 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçilecek ki bu önemli. Bu seçilecek isimler aslında 2019'a kadar değil. Çünkü bu kongreden hemen sonra AK Parti'de olağan kongre süreci başlıyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ve yeni seçilecek 50 kişilik MKYK o kongre sürecini de yönetmiş olacak ve 2019'dan önce 12 Eylül 2018'de son süre olağan kongre için o süreye kadar partiyi kongreye taşıyacak isimler, aynı zamanda da bu süreçteki politikaları belirleyen isimler. Şöyle bir beklenti oluşturdular Ankara'da, oluştu daha doğrusu ve siyasette. Cumhurbaşkanının ve başbakan konuşacak aynı zamanda. İki liderin de, yani iki ismin de önemli bir konuşma yapacağı ve yeni döneme ilişkin nelerin olacağını, ipuçlarının bu konuşmalarda, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında bizim göreceğimiz beklentisi yaratıldı. Dolayısıyla bu konuşma yeni dönemin ipuçları olacak. Nasıl bir konuşma beklendiği de ya da nasıl bir konuşma olacağı da Ankara'da hem AK Parti kulislerinde hem siyasetin genel kulislerinde konuşuluyor. Bir kere yani AK Parti kulübünde bu konuşmanın toplum bütün kesimlerine kucaklayacak şekilde bir konuşma olacağına dikkat çekiyorlar. Özellikle ekonomiyle ilgili gelişmelerin, ekonomiyle ilgili atılacak adımların ipuçlarının burada yer alabileceğini söylüyorlar. Dediğim gibi yeni atılım dönemi demokrasi, değişim ve reform olduğu için de bundan sonraki politikalara ilişkin ipuçlarının bu konuşmalarda olacağını ifade ediyorlar. Kamuoyu da en çok nereden biri de belki siz de soracaktınız, çözüm süreci. Yani bu konuşmayla ilgili ya da bu konuşmadan çözüm sürecine ilişkin bir ipucu çıkar mı çıkmaz, bu soruları da biz kulislerde
sorduk yetkililere ya da AK Parti yöneticilerine. Bununla ilgili şöyle bir şey anlattılar bize. Hani 2009'da başlayan bizim bildiğimiz çözüm süreci gibi bir süreç olarak algılamayın. Yani böyle bir süreç beklemeyin. Şu anda biz terörle mücadele içerisindeyiz. Dolayısıyla öyle bir çözüm süreci değil ama tüm kesimi kaplayacak. Bunun içinde Kürtleri ve hatta HDP oy verenleri de kapsayacak şekilde bir bütünlük çağrısı olabilir. Söylemlerini geliştirdiler ama klasik anlamda bir çözüm süreci çağrısı ya da çözüm sürecine ilişkin bizim anladığımız anlamda tırnak içinde bir şey beklemeyin dediler. Dolayısıyla yani Ankara'da da hatta tüm Türkiye'de gözler AK Parti Kongresi'ndeki bu konuşmalarda olacak. Biz de orada göreceğiz o mesajları. Evet. Yurda Gül Hanım, yarın Halkların Demokratik Partisi olağanüstü kongresi var. Eş Genel Başkanı'nın başkanı Figen Yüksekdağ'ın özel durumu nedeniyle HDP'de bir olağanüstü kongreye gidiyor. Eş başkanlık için çokça isim telaffuz edildi aslında. Aynı zamanda HDP'nin de bir yeni yol haritası sunması bekleniyor. Ayrıntıları sizden alalım. Ona geçmeden önce AK Parti ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bu 52'lik MKK seçildikten sonra AK Parti'de tüzük değişikliği de olacak ve Binali Yıldırım için bir tüzük değişikliği de bir yer bulunacak ve genel başkan vekilliği olmasının önü açılacak. Böylece ki parti yönetimi de girmiş olacak ama parti yönetiminin yenilmesiyle birlikte gözler aslında kabine değişikliğinde olacak. Önümüzdeki hafta çarşamba günü AK Parti kapalı bir grup yapacak, grup toplantısı yapacak. Orada grup başkanı Binali Yıldırım'ı grup başkanı olarak seçecekler ve ondan sonra da kabine revizyonu bekleniyor. Evet, sizin de anlattığınız gibi Halkların Demokratik Partisi'nde de bir kongre heyecanı var. Aslında HDP'nin yarın Ankara'da Dünya Ticaret Merkezi'nde saat 12'de başlayacak olan kongresi bir yasal zorunluluk kongresi. Bilindiği gibi hem eş başkanlardan Selahattin Demirtaş'la birlikte 10 milletvekili tutuklu. Figen Yüksekdağ, diğer eş başkan Figen Yüksekdağ milletvekili düşürüldü ve hatta parti üyeli düşürüldü. Dolayısıyla yasalar gereği HDP'nin bir olasyalı kongreyi yapıp Figen Yüksekdağ yerine birini seçmesi bir yasal zorunluluk. Bu amaçla yarın toplanacaklar. Aldığımız bilgilere göre bir izleyicilere açık bir kongre olmayacak. Sadece partinin kurulları ve gazeteciler olacak. Orada aynı zamanda partinin yetkili kurulları yani parti meclisi de seçilecek. Bu da bir zorunluluk diyor HDP'ler. Çünkü orada da birçok isim tutuklu. Dolayısıyla onların yerine yerlerinin seçmelerinin yine hukuken zorunlu olduğuna dikkat çekerek yapıyorlar. Aslında HDP'de eş başkanlardan bir tanesi sol bileşenlerle birlikte hareket eden bir parti ve onlardan birinin olması gerekiyor. Ya da böyle teamül bu yöndeydi. 3-4 haftadır biz Ankara'da işte eş başkanının kim olacağı kulislerini takip ettik. Birçok isim düşünüldü. Bunlardan bir tanesi Filiz Kerestecioğlu'ydu ki Filiz Hanım da aslında HDP'de grup başkan vekili tutuklandıktan sonra bu görevi üstlenmiş. Yani yine bir grup başkan vekili görevini üstlenmişti. Meral Danış Beştaş'ın üzerinde de durulmuştu. O da yeni cezaevinden çıkmıştı. Eş başkanın bir tanesi erkek bir tanesi kadın oluyor biliyorsunuz. HDP'nin kadın meclisinin ağırlığı yani onlar daha çok belirleyici oluyor. Uzun çalışmalardan sonra Serpil Kemal Bey üzerinde bir uzlaşma sağlandığını bugün kulüplerden öğreniyoruz. Aslında Serpil Kemal Bey kimya mühendisi, çalışma hayatında bilinen bir isim. Sendikalara danışmanlık yapmış, bu alanlarda çalışmış ve daha önce de İstanbul'dan milletvekili adayı olmuştu. Şu anda da hala MYK'da ve eş genel başkan yardımcılığını üstleniyor. Anladığımız kadarıyla HDP Serpil Hanım üzerinde görüş birliğine varmış görünüyor. Yarın büyük bir ihtimalle hem aday gösterilecek ve hem de seçilecek. Aynı zamanda parti meclisi seçimleri de olacak ama orada da gözler bir konuşmada ya da bir mesajda olacak diyelim. Hem Figen Yüksekdağ'ın hem Selahattin Demirtaş'ın mesajları, kongreye yönelik mesajlarının
kongrede, yarınki kongrede okunmasını bekliyoruz. Burada özellikle Selahattin Demirtaş'tan gelecek mesajın önemli olacağı yine kulislerde önemli oldu. Bundan sonraki yol haritasına yönelik bir takım ipuçları vereceği, hatta bir barış, yeni bir barış çağrısı da bulunacağı söyleniyor. Bunlar evet yarın göreceğiz. O yüzden de konuşmalardan yani konuşmalar dönemi olacak ama özellikle Demirtaş'ın kongreye yollayacağı mesaj önem arz edecek gibi görünüyor. Tekrar AK Parti kongresiyle size veda edelim istiyoruz. Bir sorumuz daha var. Kabine revizyonundan söz ettiniz. Bakanlar Kurulu'na Milliyetçi Hareket Partisi'nden herhangi bir milletvekilinin veya birkaç milletvekilinin girmesi bekleniyor mu Ankara'da? Bu kulislerde konuşulan bir şey, uzun zamandır konuşuluyor. İşte MHP direkt, yani MHP milletvekilleri ya da MHP isimler direkt olarak girmese bile MHP'ye yakın isimlerin alınabileceği yönünde. MHP'liler bunu reddediyorlar. Hatta geçen gün biz işte mecliste Sayın Bahçeli ve kurmaylarıyla yemek yeme imkanı da buldum ben. Yani kurmaylara bunu bizden duymadığınız sürece inanmayın şeklinde söylediler ama bir kabine revizyonu aslında AK Parti'de daha çok bekleniyor. Yani son bir haftadır mesela kulislerde başka şey konuşulmuyordu. Kim girecek MKYK'ya, kabinede kaç revizyon olabilir, hangi isimler gider, hangi isimler gelir. Bir hani, siyasi toto gibi bir şey oynanıyor. Ne kadar büyük bir değişiklik olur. Yani %70'lik bir değişiklik olur mu? Hem kabinede hem MKYK'da ya da %80'e mi ulaşır, %30'da mı kalır? Ama açıkçası bu işi tek bilen kişi aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Dün de Cumhurbaşkanı'yla Başbakan 3,5 saatlik bir görüşme yaptılar. Bu da muhtemelen hem kongreye hem kabineye yönelik olarak algılandı. Dolayısıyla çok doğrudan bir şey bilen yok açıkçası. Hepimiz fikir yürütüyoruz siyasilerle birlikte. Ama MHP'ye de yakın gelebilecek, yani MHP tabanına da yakın gelebilecek isimlerin olabileceği aslında hem MHP kulislerinde hem AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Ama bunu isimleri görmeden hani kaç kişi olur, ne olur bilmiyorum. Ama ben kişisel olarak hani MHP milletvekillerinden fiilen kabineye girmelerini beklemiyorum. Böyle bir beklentim yok. Şöyle, kabinede revizyonun AK Parti milletvekilleri hem MKK'da hem kabinede köklü bir değişikliğin olması gerektiğini, hem kongre sürecinin yani 2018'deki son olan kongreyi hem de 2019'daki seçimlere kadar köklü bir değişiklikle gidilmesi gerektiğini, bunun tabanın bir isteği olduğunu anlatıyorlar kulislerde. Değişmeyecek bakanları sıralıyorlar. İşte bunların arasında belki oradan yola çıkabiliriz. Hani Nurettin Canikli'nin ismini kesinlikle kalacağını, hani onu değiştirilmeyeceğini söylüyorlar. Konuşuluyor daha doğrusu. Onun dışında Mehmet Kimşek'in ekonomide kalabileceğini söylüyorlar. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nda kalacağını ve devam edeceğine inanıyorlar en azından. Hani 3-4 tane isim sayıyorlar böyle. Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı ya da başka bir bakanlıkta ama kabinede kalabileceğini söylüyorlar. Onun dışındaki bütün isimlerin değişebileceği, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını, zaten AK Parti'de de insanlara görev verilir, hani görev talep edilmez mantığının hakim olduğunu ve yeni gelen isimlerle daha da bir heyecanla çalışmaların yürüyeceğini söylüyorlar ama bu hep söylemdedir biliyorsunuz. Onun arkasında gene bir kırgınlıklar olmaz değil, olur ama kongre süreci var, seçim süreci var. Hani bunlar çok kamuoyuna yansımadan da geçirilebilir bu süreç. Yurda Gül Şimşek, çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın. AK Parti'de 2. Erdoğan dönemi ülkede ve AK Parti'de neleri değiştirecek? Ruşen Çakır, Medyaskop TV özel yayınında bu soruyu yorumladı. Yeni dönem diyebileceğimiz yenilikler vaat eden bir şey olmayacak. Tabii ki Erdoğan'ın lider olması partinin tabanına çok büyük bir heyecan katacak. Onunla tekrar buluşmanın vereceği bir şey olacak. Ama o andan itibaren zaten bu demin de söyledik, var olan durumunun resmi olarak adının konulması olacak. Ama o andan sonra Tayyip Erdoğan'ın partinin genel başkanı da olduğu için, yani zaten Cumhurbaşkanıydı, zaten hükümeti büyük ölçüde o yönetiyordu.
ve şimdi de partinin genel başkanı olması onun elini çok da fazla kuvvetlendirmiyor. Zaten bunu fiilen yapıyordu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir engel değildi. Sembolik bir engel olmanın ötesinde bir engel değildi. Tayyip Erdoğan partinin resmen genel başkanı olmasıyla beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir süre için geçerli olabilecek olan moral aşının dışında pratik olarak pek bir katkısı, yeni bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten partinin genel başkanı değildi ama genel başkanı gibi hareket ediyordu. Milletvekili listelerini hazırlıyordu. Her şeyi, atamalara kadar her şeyi o kontrol ediyordu. Şimdi bunu daha net bir şekilde yapmış olacak. Ama çok fazla kazanacağı bir şey olmamakla birlikte zaten tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmadığı algısını böylece kesin bir şekilde yerleştirmiş olacak. Türkiye'de sadece bir partinin genel başkanı artı tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı gibi zor bir denklemi kamuoyuna dayatmaya çalışacak ama bunun kabul edilebilir bir denklem olduğunu açıkçası sanmıyorum. Büyük bir kriz var. Bu kriz muhalefetin kendi içerisinde bir birlik oluşturamaması, bir motivasyon yaratamaması, bir strateji geliştirememesi, bir vizyon sunamaması gibi ve parçalı olması tabii gibi gerekçelerle iktidar partisinin ve onun lideri durumundaki Erdoğan'ın krizi görülmüyor, anlaşılmıyor, fark edilmiyor ya da inandırıcı bulunmuyor. Yani her seçimi, son girdiği seçimlerin hepsini kazanıyor olması ortada bir krizin olamayacağı şeklinde yorumlanıyor ki bu doğru değil. Kazanılan seçimlerin son dönemde özellikle ve özellikle de referandumun bütün tartışmaları bir yana bırakalım, resmi rakamları doğru kabul ettiğimizde dahi bu bir zafer değil. Bu bir kriz işaretçisi. Burada çok ciddi bir örgütsel de bir kriz var. Burada çok ciddi bir ideolojik, politik bir kriz var. Ve iktidarı dağıtma yeteneğini sürdürebildiği ölçüde bu iktidarı ve kendini muhafaza edebilecek Tayyip Erdoğan, iktidarı tek elinde tutabilecek. Ama şunu ısrarla bütün yayınlarda bunu söylüyorum. Türkiye'nin çıkışı zaten net bir şekilde çoğulcu demokratik rejimde çoğulculuk esas olmalı ve Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve yasakların son bulması gerekiyor. Bu ayrı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin krizini aşabilmesi için de öncelikle tekrar çoğulcu bir anlayışa, kolektif bir anlayışa dönmesi gerekiyor ki bu artık imkansız bir noktada. Tayyip Erdoğan var olduğu müddetçe bu parti, Tayyip Erdoğan'ın partisi, her şeyi tek başına belirlediği bir parti olarak devam edecek. Bu da krizin derinleşmesi anlamına gelecek. Ama 2009 yılında kurduğu Goran Partisi, Irak Federal Kürdistan Bölgesi'nin 3. Büyük Partisi konumunda olan Neşirvan Mustafa, 73 yaşında Süleymaniye'de hayatını kaybetti. Goran, Değişim Hareketi Genel Başkanı Neşirvan Mustafa, 73 yaşında Süleymaniye'de hayatını kaybetti. 2009 yılında kurduğu Goran Partisi, Federal Kürdistan Bölgesi'nin 3. Büyük Partisi konumunda. Mustafa, 2015'te tedavi için Londra'ya gitmişti. Bir dizi tedaviden sonra, 2016 yılında birkaç kez daha Süleymaniye ile Londra arasında tedavi için gidip geldi. 1944'te Süleymaniye'de doğan Mustafa, 1967 yılında Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1960'larda siyasete girdi. Avusturya'da yüksek lisans yaptı. Siyasete atılan Neşirvan Mustafa'nın ilk durağı Kürdistan Öğrenciler Birliği oldu. 1963-64 yıllarında Birliğin Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1967'de Kürdistan Demokrat Partisi Süleymaniye İl Teşkilatı üyesi oldu. 1969'da Rızgari Dergisi'nin imtiyaz sahibi olan Neşirvan Mustafa, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kurucu üyelerinden biriydi. Emekçiler Derneği Sekreterliği görevinde bulundu. 2006 yılına kadar YNK Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Sonra partideki görevlerinden ayrıldı. 2009 yılında Değişim Hareketi, Goran isimli partiyi kurdu. Siyaset, edebiyat ve tarih üzerine birçok kitabı bulunuyor.
1981 yılında evlendiği eşi Şule Ali 17 Mart 2017'de hayatını kaybetti. Mistefa Londra'da tedavi sürdüğü için eşi Şule Ali'nin cenaze törenine katılamamıştı. Mistefa'nın Nima, Cia ve Çıra isminde 3 çocuğu var. Güne bakışta şimdiki konuğumuz gazeteci Cengiz Çandar bize Stockholm'dan Skype'la bağlanıyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Nevşirvan Mustafa hayatını kaybetti. Sizin de tanıklık ettiğiniz, tanıştığınız bir insan Mezopotamya Ekspresi'nde de dile getiriyorsunuz. Öncelikle onunla başlayalım. Hem KDB hem de KYB de bugün başsağlığı mesajı yayınladı kendisi hakkında. Nevşirvan Mustafa kimdi? Nevşirvan Mustafa, Irak'taki Kürt mücadelesinin hayatta, bugün hayatını kaybedene kadar sahnede bulunan en eski, en kıdemli yani ve en önde gelen şahsiyetlerinden biriydi. 1944 doğumlu. Kürt Ulusal Hareketi'nin sol kanadının lideri olarak 60'lı 70'li yıllarda bilinen bir isim idi. Komala'nın lideriydi. 1975 yılında Celal Talabani ile birlikte ikiye ayrılınca Kürt Ulusal Hareketi Irak'ta, Kürdistan Demokrat Partisi'nden Barzanilerin liderliğini yaptığı hareketten ayrılarak Celal Talabani ile birlikte Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı. Ve o günden 2006 yılında Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden, yani Talabani'den bir anlamda ayrılana kadar da iki numaralı ismiydi o hareketin. Daha sonra kurup liderliğini yaptığı Gorran hareketi, ki değişim demek, Irak-Kürdistan coğrafyasında gerçek anlamda bir çoğulcu demokratik yapıya geçişin örneği olarak, bir muhalefet hareketi olarak adı üstünde değişim kendisini ortaya koydu ve dolayısıyla Nevşirvan Mustafa da önemli bir siyasi aktör olarak yeni bir kimlikle Irak ve Kürdistan siyaset sahnesine yerini almış oldu. Daha sonra 2013'ten itibaren Büyük Koalisyon'un parçası oldu ama tam olarak hiçbir zaman iktidar paylaşan birisi gibi gözükmedi. Yine de Irak Kürdistan'daki muhalif bir hareketin lideri gibiydi. Geçen yıl Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği ile, ki o da parçalanmış bir hareket durumunda, bir örgütsel birlik olmasa da yeni bir ittifak kurdular. Bugün ölümüyle birlikte o kadar büyük bir boşluk yaratmış durumda ki Kürdistan siyaset sahnesinde, bunun etkilerinin ne olacağını yakın zamanda görmemiz gerekecek ama tekrar Kürdistan Yurtseverler Birliği ile Goran'ın birleşmesi de ihtimal dahilinde diyebiliriz. Dediğim gibi Kürdistan'daki Bağdat rejimine karşı silahlı mücadele olsun, daha sonra Kürdistan bölge yönetiminin siyasi bir antite olarak ortaya çıkması olsun, bütün bu dönemlerde çok önemli roller ifa etmiş Marksist, öyle diyelim, değişim yanlısı. Hem askeri nitelikleri, hem siyasi nitelikleri, hem müzakereci nitelikleriyle çok sivrilmiş, önde gelen Kürt siyasi şahsiyetlerinden biriydi. Bir de sizin kişisel tanışma hikayenizi de dinleyelim isteriz. 2003 yılında ben Nevşirvan Mustafa'nın adını çok uzun yıllardır bu konularla ilgili birisi olarak gayet yakından biliyordum ama hiç Talabani gibi Türkiye'ye de gelmemişti. Irak ve Türkiye dışında da karşılaşmamıştı. 2003 yılında savaşın hemen arkasından ben Irak Kürdistan'ına gitmeye başladığımda, bir gün, bir gece daha doğrusu, o zaman iki başlı bir yönetim vardı. Bir Erbil'de, bir Süleymaniye'de. Süleymaniye'de Barham Salih, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin hakim olduğu yer Süleymaniye'de. Ve orada başbakan sıfatı taşıyordu. Onun evinde uğramıştı, gelmişti, tanıştık. Çok kısa bir sürede gayet dostane bir diyalog geliştirdik.
Ondan sonra 2003 yılının ikinci bölümünde ben Bağdat'a gittiğimde Talabani'nin yerine bakıyor. Talabani sürekli seyahatteydi ve Irak'ta Saddam sonrası kurulmuş olan ilk Iraklı yönetim sayılabilen, Saddam dışındaki yönetim konseyinin Talabani'nin yedek üyesi olarak üyesiydi. Az önce gönderme yaptığınız Mezopotamya Ekspres kitabında da uzun boylu bahsediyorum zaten o beraberliğimizi. Bir villada kalıyordu işte geçici olarak Bağdat'ta. Orada onun misafiri oldum ve çok uzun süre birlikte olduk orada. Sabahlara karşı sohbetler, Irak'ın tarihi, Irak'taki Kürt hareketin tarihi, Irak Bağız rejimiyle müzakerelerin tarihi, Türkiye'nin rolü, birçok konularda paha biçilmez. Yani 10 cilt kitap okusanız bu elde edemeyeceğiniz bilgileri o sohbetlerden edindim. Böylece de bir dostluk geliştirdik. Az önce söylemeyi unuttum. Goran hareketi şu anda Kürdistan parlamentosundaki çalışmıyor. Parlamentosu aslında. Kalabalık ikinci grup KDP'den, Kürdistan Demokrat Partisi'nden sonra. Fakat Kürdistan Yurtseverler Birliği epey toparladı durumu ve eski gücüne ulaşmaya başladı. Fakat Süleymaniye şehrinin kendisi kuvvetli bir Goran yanlısı şehirdir. Dolayısıyla Nuşirvan Mustafa'nın da asıl tabanı, gücü, etkisi Süleymaniye şehridir ki Süleymaniye şehri de geleneksel olarak Türkiye'de Diyarbakır neyse Irak'ta biraz Kürt hareketi bakımından odur. Yani siyasi kültürel merkezi konumundadır. Oranın en güçlü şahsiyeti diyebilirim. Siz Nevşirvan Mustafa ile ilgili özellikle entelektüel kişiliğinden söz ediyorsunuz. İdamla yargılanması süreci var. Marksist oluşu. Bir de Goran hareketinin tabii yeni ve aslında çok yükselişte olması sürecini de anlatıyorsunuz. Bir de etkisini kaybetmesi süreci var. Goran hareketini KDP ve KYB'den ayıran özellikleri ve etkisini yitirmesinden biraz bahseder misiniz? Yani şimdi iktidar herkesin ahlakını bozduğu gibi Goran'ı da biraz bozdu tabii Irak'ta. 2013'ten itibaren Goran Kürdistan'da iktidarın bir parçası olunca, az önce söylediğim gibi büyük koalisyonun içine dahil olunca Irak Kürdistan'ında çok büyük kutuplaşma, yani halk kitleleriyle siyasi elit arasında bir kopukluk var. Hem gelir bakımından, hem nüfus bakımından, her bakımdan ve iktidar nimetlerini kullanan halkın ihtiyaçlarından uzaklaşmış bir grup gibi algılanıyor siyasetçi epey bir süredir. Goran da değişim hareketi olarak başlayıp hızla gelişti. Muhalefet olduğu için hızla büyüdü ama 2013'ten sonra iktidarın bir parçası haline gelince iktidarın kötü huyları, virüsleri ona da bulaştı. İçinde çeşitli ihtilaflar belirdi. Aynı zamanda da halkın gözünde de eski itibarını yitirmeye başladı. Ama Irak Kürdistan'ında nereden baksanız 3 ana hareket, İslami hareketin dışındaki o çok güçlü değil ve iki parçalı o da. Kürdistan Demokrat Partisi biraz da lingüistik zeminler üzerine oturuyor. Kürdistan Demokrat Partisi daha ziyade Kurmanç ağırlıklı. Doğuk Saho, Zap Nehri'nin sağ yakası, kuzey yakasında güçlü gibi. Gerek Kürtseverler bir Goran ise Soran kesiminde, Erbil'in bir bölümü, Süleymaniye, Kerkük'te esas olarak Kürdistan Yurtseverler Birliği güçlü. Yani bu siyasi hareketlerin gücünde bir değişiklik olmadığı da sıradan halk nezdindeki itibarlarında ciddi bir azalma var ve bundan az önce ifade etmeye çalıştığım gibi Goran da nasibini almıştı. Nevşirvan Mustafa'nın ardından Goran neler bekliyor? Biraz önce ona değinmeye çalıştım. Bugün Kürdistan Yurtseverler Birliği de bir açıklama yayınladı Nuşirvan Mustafa'nın ölümü üzerine. Nereden baksanız Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kurucularından biri ve Celal Talabani'den sonra gelen ismi. Yani Kürdistan Yurtseverler Birliği de bir kurucusunu yitirmiş
nitelikte ki bir numaralı kurucusu olan, esas lideri olan Celal Talapani de biliyorsunuz 2012 Aralık ayından beri devre dışı felçli. O yüzden çok etkili değil. Şimdi bu durumda Gürcistan Yurtseverler Birliği'nin yayınladığı açıklamada da Nuşirvan Mustafa'nın ruhu ancak Goran'la Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin tekrar birleşmesiyle şad olacaktır gibi bir ibare, bir ifade var. Oradan da anlıyoruz ki Nuşirvan Mustafa'sız bir Goran büyük anlamını yitirmiş sayılabilir ve güç kaybetmiş gibi görülecektir. Aynı şekilde de Celal Talabani'siz bir faal olarak, yani Celal Talabani nefes alıp veriyor ama işte felç konuşamıyor, herhangi bir fonksiyon icra edemiyor. Celal Talabani'siz bir Kürdistan Yurtseverliği de kendi sorunlarıyla malum. Dolayısıyla bu iki kuruluşun, zaten bir zamanlar beraber olmuş olan iki kuruluşun, AYB ile Goran'ın birleşmesi çabalarının Nuşirvan Mustafa'nın ölümünden sonra artacağını bekleyebiliriz. Ve az önce ifade etmeye çalıştığım Soran kesimini üzerinde hareket eden, daha ziyade o zemin üzerinde hareket eden siyasi hareketler olduğu için KDP'ye karşı, yani Mesut Barzani'nin KDP'sine karşı bir dengeleyici unsur olarak da ikisinin ayrı kalmaktan ziyade Nuşirvan Mustafa da sahneyi terk ettiğine göre beraber olduğu ihtimali biraz daha fazla ve bu girişimler gözükecek. Ama tabii ne olacağını da 24 saat bile üzerinden geçmeden Nuşirvan Mustafa'nın ölümünün konuşmak biraz fazla kehanet olur. Çok alelade bir laf olacak ama bekleyip göreceğiz, ama tahmin ediyorum ki öne çıkacaklar bu iki örgütün, ki 2006'da Goran KYB'den ayrılarak var olmuştu. Bu iki örgütün yeniden beraber olması yönündeki çabalar öne çıkacak gibi geliyor bana. Çok teşekkürler Cengiz Çandar. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum, size sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Evet, gazeteci Cengiz Çandar konuğumuzdu. Irak Federal Kürdistan Bölgesi'nin 3. Büyük Partisi Goran Hareketi'nin kurucusu Nevşirvan Mustafa'nın ölümünün ardından hareketi ve Nevşirvan Mustafa'yı konuştuk Cengiz Çandar'la. Şimdi bir diğer haberimize geçiyoruz. ABD'li Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain, Washington'da Türk Büyükelçiliği önünde salı günü gerçekleşen arbedenin ardından Türk Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi. Senatör McCain, çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Burası Amerika Birleşik Devletleri. Burada böyle davranmayız. Bu türden eşkıyavari bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz," demişti. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi hakkında herhangi bir yorumunuz var mı? NBC kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, ardından da gazetecilerin sorularını yanıtlayan McCain, "Türk Büyükelçi ülkeyi terk etmeli," dedi. McCain, NBC muhabirinin sorusunu şöyle cevapladı. "Bence ülkeyi terk etmesi lazım. Amerikan kanunlarını ihlal eden ve insanları döven bu haydutların onun sorumluluğunda olduğu çok açık. Bu utanç verici bir olay ve ABD'de yaşanmaması gereken bir şey. Eğer Türkiye'de bu şekilde davranmak istiyorlarsa bu çok kötü ve bunu esefle karşılıyorum. Ancak ABD topraklarında hiçbir şartta bu şekilde davranamazlar." Sizce bu olay ABD-Türkiye ilişkilerini zedeler mi? Yardımcı olmadığı kesin. Bugün İran yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. İran cumhurbaşkanlığı seçimi her 4 yılda bir yapılıyor. İlk turda adaylardan herhangi birinin %50'den fazla oy almaması halinde en çok oy alan iki aday ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Seçimin öne çıkan iki adayı var. Biri şu anki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, diğeri ise İran'ın en güçlü ve zengin vakıflarından İmam Rıza Türbesi Vakfı'nın başındaki İbrahim Reisi. İkisi de din adamı olan Ruhani ve Reisi, İran müesses nizamının içinden gelen isimler. Ama izlemeyi vaat ettikleri politikalar konusunda ayrışıyorlar. Reformcuların desteklediği Ruhani, İran siyasetinde seçilmişlerin gücünü ve etkisini artırmayı, ülkenin küresel ekonomiyle entegrasyonunu hızlandırmayı ve toplumsal ve siyasi özgürlükleri savunmayı vaat ediyor.
Reisi ise muhafazakar değerleri ve İran'ın batılı ülkelere karşı daha şahin bir siyaset izlemesi gerektiğini savunuyor. Ancak reisi, Ruhani döneminin en önemli gelişmelerinden olan nükleer anlaşmanın bozulmasını talep etmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde öne çıkan en önemli konularsa ekonomi ve işsizlik. Ruhani kabinesinin imzaladığı nükleer anlaşma, İran'a uygulanan yaptırımların bir kısmının kalkmasını ve ekonominin bir nebze de olsa ferahlamasını sağladı. İran ekonomisi geçen sene %6.4 büyüse de bunun en önemli nedeni petrol üretiminin yaptırımlardan önceki seviyesine dönmüş olması. İşsizlik oranı %13 olan İran'da neredeyse her üç gençten biri işsiz. Seçimin kazananını kimin halka ekonomide iyileşmeyi sağlayabileceğine ikna edebildiği belirleyecek diyebiliriz. Seçim öncesi mitinglerde adaylar birbirlerini beklenenden sert bir dille eleştirdi. Ruhani, reisinin 1988 yılında binlerce muhalif mahkumun öldürülmesi kararını onaylayan 4 yargıçtan biri olmasına ithafen, İran halkı tek bildikleri infaz ve hapis olanları tercih etmeyecek dedi. Reisi ise Ruhani sadece %4'ün cumhurbaşkanı olmakla suçladı. Anketlerde Ruhani, reisinin önünde gözüküyor. Ancak 2013'te olduğu gibi ilk turda seçilmesi zor olabilir. Ruhani için katılım oranı kritik bir öneme sahip. İran seçimlerindeki genel eğilim katılım oranı arttığında reformcuların aldığı oyların arttığını gösteriyor. Şayet iki aday da ilk turda oyların %50'den fazlasını alamazsa seçimin ikinci turu önümüzdeki cuma günü gerçekleşecek. Toplum ve siyasetin bu haftaki konuğu Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şevket Pamuk'tu. Pamuk, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e iktisadi dönüşümü ve Türkiye ekonomisinin toparlanması için neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı. Daha dikkat ederseniz son yıllarda bizzat iktidar bu ayrılıkları körüklüyor. Hı hı. İşte laik, muhafazakar, Türk, Kürt, Sunni, Alevi, bu ayrılıklar üzerinden siz siyaset yaparsanız ekonomide de çok fazla başarılı bir yere gelmek mümkün değil. Peki Türkiye ne yapmalı? Ben meselenin siyasi olduğunu düşünüyorum ama yine şunu da söyleyeyim. 10 yıl önce olsaydı ben derdim ki daha başarılı bir ekonomi için işte daha fazla eğitim, daha fazla teknoloji, inovasyon, ihracat, daha katma değeri yüksek ürünlere doğru geçiş, 10 yıl öncesinde bunları söylerdim. Bu orta gelir tuzağını aşmak için. Ama bugün çok daha farklı bir yerdeyiz. Bugün ekonomi için ne yapmak gerekir derseniz bana, ben hukuk devleti diyorum. Bir, hukuk devleti. Bugün yargıya, hukuka güven çok azalmıştır. Hukuk devletinin olmadığı yerde de ekonomi ancak işte devletin yarattığı ayrıcalıklarla, onların götürebildiği kadar ekonomi olur, gelir artar. İşte ortanın altında kalır. Sonra sadece hukuk, tabii hukuk devleti. Bugün son birkaç yılda iktisat, ekonomik gelişmenin en temel koşullarından biri mülkiyet hakları artık. En temel, en basit mülkiyet hakları Türkiye'de konuşulur oldu. Sonra bağımsız medya. Bağımsız medya iktisadi gelişme için çok önemli. Çünkü bir şeyler yanlış gidiyorsa bunları medya yoluyla öğreneceğiz. Bugün Türkiye'de bunlar konuşulamıyor. Bunları internette arıyorum. Ben bunları nereden öğrenebilirim diye. Bayağı bir hani ben internette dolaşıp yani Türkiye ile ilgili haberleri nereden öğrenebilirim diye gayret gösteriyorum. Onun içinde ekonomide neler oluyor? Bunları kamuya, ekonomide neler oluyor, siyasette neler oluyor, bunları kamu maalesef bunları öğrenemiyor. Böyle durumda iktisadi tarafta ekonomik gelişme beklemek, bu orta gelir tuzağını aşmak
çok çok zor. Orta gelir tuzağı işte bu hukuk devletinden, mülkiyet haklarından, medyasına, bağımsız medyasına kadar bu kurumsal dönüşmeler gerçekleşirse orta gelir tuzağı aşılabilir. Evet, ekonomik gelişmenin yolu başta bazı siyasi reformlar temel. Reçel Blok editörleri Feyza Akınerdem, Rümeysa Çamdereli ve Meryem Selva arkadaşımız Zeynep Ekmekçi'ye web sitelerini ve bu sitenin nasıl kurulduğunu anlattı. Yani aslında gerçekten Servan dediği nokta önemli. Yani kendi olduğu durumda öyle olmaması gerektiği söylenen insanlar, muhtemelen de hat bildirilen insanlar. Yani bizim de aslında başlangıçta öyle bir derdimiz vardı. Yani kendi hayat tempolarımız içinde bizim nerede durmamız, neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini söylenen insanlarla çevrili olduğumuz için oradan çıkış için bir aslında bir ferahlama noktası gibi bakıyorduk reçelde yazdığımız yazılara başlangıçta da, hala da bence bir noktada öyle. Ve kadınlar o noktada o hissi buluyorlar muhtemelen reçelde. Bir de bizim sonuçta online ortamın böyle bize güzel bir getirisi var. Bir de yayınlı bir dergi değiliz. Acayip editler yapmıyoruz. Çok müdahale de etmemeye çalışıyoruz yazılara. O anlamda insanlar böyle bir sınavdan geçiyormuş hissi de almadan. Hani çünkü genelde bir yerleri yaza göndermek, kabul almak öyle bir his oluyor. Biz elimizden gelince o hissi de kırmaya çalışıyoruz. Gelen yazılara dönüşler yapıp o yazıları tekrar birlikte yazdığımız yazarlar oluyor. Bir reçeli bir yazı atölyesi gibi düşünmeye çalışıyoruz. Öyle olduğunda da aslında insanlar da daha farklı bir şekilde de motive oluyorlar oraya yazmaya. Çünkü biliyorlar ki karşılarında onları dinleyen birileri var. Bazen bize bunu yayınlamasanız da siz okuyun istedik gibi yazılar da geliyor çünkü. Yani bayağı dert anlatmak istediği anlarda hani bulduğu bir mecra. Hani gerçekten biz de onu biraz dediğim gibi yani meseleyi hiç neredeyse profesyonelleştirmeden, tırnak içinde hani öyle çok acayip müdahaleler yapmadan herkese açık bir yer haline getirmeye çalışıyoruz sürekli reçeli. O rahatlık kadınların çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Çünkü genelde büyük engellerle karşılaşıyorlar bir şey söylemeye çalıştıklarında. Genelde sözleri kesiliyor, genelde dinlenmiyorlar, kale alınmıyorlar. Reçel bu anlamda o kale alınmayan kadınların, dinlenmeyen kadınların sesini duyurmak üzere de bir misyon edinmiş oluyor aslında. Peki hiç yönetmenliğini Haitili yönetmen Raul Pekin üstlendiği, başrollerini Auguste Duhel, Stefan Konarski'nin paylaştığı genç Karl Marx filmi bugün vizyona girdi. Darf ich vorstellen, Friedrich Engels. Ruge, ich habe Ihnen zwei fundamentale Artikel geliefert und ich verlange, was Sie mir schulden. Ruge, brauchen Sie eine Anleihe? Auf keinen Fall nehme ich auch mal einen zu. Eşi Jenny ile birlikte ülkesi Almanya'dan sürgüne gönderilen 26 yaşındaki Karl Marx, Paris'te yaşamını zor koşullarda sürdürmeye çalışırken bir yandan da yazı yazmaya devam etmektedir. Bir gün Friedrich Engels adında bir başka gençle tanışır. Görüntüsüne özen gösteren bir fabrikatörün oğlu olan Engels'i, Marx ilk başta küçük görse de zamanla ne kadar parlak bir zekaya sahip olduğunu ve meydana getirmeye çalıştığı düşünce sisteminde ihtiyaç duyduğu bakış açısını sunacağını anlar. Bu ikili polis ve devlet baskısından kaçarken Paris'te, Brüksel'de ve Londra'da işçi sınıfının örgütlenmesine yönelik hem teorik hem de pratik faaliyetlerde bulunacak, sonraki yüzyıllara etki edecek bir öğretiyi vücuda getirecektir. Filmin senaryosunu Raoul Peck ve Pascal Bonissart, yapımcılığını ise yine Raoul Peck ile Nicolas Blank'in paylaştığı genç Karl Marx bugün tüm sinemalarda vizyona girdi. Ist der Arbeiterwelt, wie ich sie noch nirgends gesehen habe. Tout est soumis au changement. Rien n'est dû. Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda son düzlüğe girildi ve Final Four heyecanı bugün başladı. 21.30'da ise temsilcimiz Fenerbahçe Real Madrid ile final için mücadele edecek. EuroLeague'de normal sezon ve playoff turunun ardından heyecanla beklenen Final Four aşaması bugün itibariyle başlıyor. 19 ve 21 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 4 maçın ardından sezonun EuroLeague şampiyonu belli olacak. Bugün 18.30'da başlayacak CSKA Moskova Olympiakos maçının galibi, yine bugün 21.30'da oynanacak olan Fenerbahçe Real Madrid maçının kazananıyla pazar şampiyonluk mücadelesi verecek. Yarı finalde kaybeden takımlarsa yine pazar günü 3.lük 4.lük maçına çıkacaklar. Ayrıca Final Four organizasyonu için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla kimliği belirsiz kişiler arasında Taksim'de arbede ve kovalamaca yaşandı.
havai fişeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan olmadı. Güne bakışın bu haftalık sonuna geldik. Sırada haftalık Kürtçe haber bültenimiz Kurt Ev'de var. Saat 21'de ise haftalık İngilizce haber bültenimiz This Week in Turkey'yi izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.